Karamandan.com ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile artan maliyetleri, pazardaki hareketlenme ve çiftçi mağduriyetleri hakkında konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir program için bana yer verdiğiniz için. Tabii ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı, gıda savaşları diyelim artık. Dünyada yaşanan arz talep sıkıntılarından dolayı bundan ciddi manada ülkemizde yara almakta. Ve bundan dolayı da hem tüketici mutsuz hem üretici mutsuz. Yani zor bir sezon yaşıyoruz. Özellikle 2 yıldır Türkiye ve dünyadaki gıda sıkıntıları ülkemizde maalesef hem hayat pahalı olaraktan hem üretim sahada üretim yapan çiftçilerimizi derinden etkiliyor. Öncelikle maliyetlere bakmak gerekiyor. Şu anda ülkemizde her tarafta konuşulan, televizyonlarda, ekonomi programlarında konuşulan en büyük konu nedir? Gıdanın pahalılığı. Mesela şu anda dün itibariyle bir çuval şekerin 1.000 liranın üzerinde olduğu ile ilgili bilgiler alıyoruz ve şu anda şeker sıkıntısı yaşanıyor. Tabii üretim bu ülkenin tek silahıdır. Biz dünyada üretimde özellikle buğday üretiminde, bazı gıda ürünlerinde, şeker pancarında kendi kendisine yeten ülkelerden biriyiz. Ama iklimsel şartlardan dolayı özellikle zebzede yaşanan, geçen yıldan itibaren zebzede yaşanan pahalılık bir nevi hem üretim maliyetlerinin artması, yani gübreye %250, elektriğe %95 zam gelmesi, mesela süt ürünlerinin artması, geçtiğimiz günde süt konseyi toplandı. Mayıs ayının 15 itibariyle sütü mesela 7500 lira yaptılar ama yeme gelen fiyatlarla beraber bu pahalılığın bir parçası olaraktan üretici yine parite 1 liranın altına doğru düşmeye başladı. Yani süt üreticisi para kazanamadığı için sıkıntı şu: 7500 lira süt satan üretici ağlıyor. 50 liraya peynir alan, 60 liraya tereyağı alan tüketicimiz de ağlıyor. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri bu. Arz ve talebin yeterli olmaması. Tabii bizim kendi kendimize yetmemiz gerekiyor üretim olaraktan. Yine ekmekle ilgili bir şey söyleyebilirim. Buğday fiyatı uluslararası piyasada ithal fiyatlarıyla beraber 6.000 liranın üzerinde, 6.500 liraya yakın bir fiyat seyrediyor. Böyle bir fiyatın seyrettiği bir yerde ister istemez bu ekmeğe yansıyor. Şimdi bu da neye yansıyor? Sizin sormuş olduğunuz soruya cevap olaraktan. Hem üretici mutsuz hem tüketici mutsuz. Şimdi onu şu şekilde cevaplayabilirim. Biliyorsunuz Karaman Türkiye'deki elma üretiminde ağız sayısı olaraktan birinci, üretimde ikinci. Ve sadece ben çok şeyle örnekleyebilirim ama Karaman da önemli bir ekonomiye katkı sağladığı için elma üzerinden bu soruya cevap vermek istiyorum. Geçen yıl üretim zamanında üreticimiz ortalama 1500 lira ile 2000 lira bandında üretmiş olduğu elmayı sattı, pazarladı. Soğuk havaya girişleriyle beraber yaklaşık olarak bir elmanın eskisi bir değil artık. Ülkemiz modern tarımın, modern paketleme, modern bir şekilde insanlar artık eskiden bir elmayı hemen hızlı bir şekilde sistemde bahçeden yolduğu anda kasalayıp 3-4 tane işçiyle beraber direkt pazarlara, soğuk havalara, o kasalarla koyup nakliye yapıyoruz. Artık özellikle Karaman şanslı bir, yaklaşık 200 bin ton civarında soğuk havamızla beraber son sistem paketleme makineleriyle beraber Türkiye'de söz sahibilerden biri oldu. İster istemez 1500-2000 liraya üreticinin satmış olduğu elma müstahsilden çıkmıştan sonra tüccarın elinde bu az önce bahsettiğim makineden geçtikten sonra sınıflandırmalar yapıldıktan sonra bantlama, paketleme, kolleme her şeyle farklı. Şilk yapılıyor, etiket yapıştırılıyor ve nakliye ciddi manada özellikle bu yıl en çok konuşabileceğimiz şeylerden biri de mazota gelen zamdan dolayı Karaman'dan bir ürünün İstanbul'a gitmesiyle ilgili. Yani bizim son yaptığımız hesaplara göre Karaman'da tip 2 dediğimiz ve hatta özellikle tip 2 çok tercih ediliyor. Çünkü artık dev elma büyük olduğu için artık ikinci kalite elma daha da çok gitmeye başladı. Ha, bu yıl elma için şunu söyleyebiliriz. Karaman'da üretilen elma müthiş para etti. Tüm dünyada olduğu gibi. Yani 80 sent, 90 sente kadar, 10 liraya kadar elma ihracatı yaptılar Karaman'dan. Bu da bizi mutlu etti. Tabii bundan üretici yararlandı mı? Yararlanmadı. Yani belirli bir kesim yararlandı. Ha, bunun şunu söyleyelim. Sizin sormuş olduğunuz soruyla ilgili Karaman'da çiftçiden 1500 lirayla müstahsilden soğuk havaya giden, oradaki maliyetlerle beraber yaklaşık 5000 liraya kadar maliyetiyle beraber İstanbul haline yıkılan bir elma 15 lira 20 liraya kadar satılıyor. Burada sıkıntı şu: hal yasası. 2009-2010'lu yıllarda çıkan hal yasasından sonra ürünün tüketiciye varasıya kadar sistemde ciddi sıkıntılar var. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız bu marketlerin, perakende zincir marketlerin satışlarıyla ilgili ceza işlemler uygulandı, takip edildi ama üzerinde durulması gereken konulardan biri bana göre çiftçinin ucuz meyveyle tanışması için pazarların sağlıklı olması gerekiyor.
Yani market, ambalaj, bazı süpermarketler var, ismini söylemek istemiyorum. Üçer kiloluk paketler yaptırıyor. Bu da maliyete yansıyor. Kasa maliyeti, ambalaj maliyeti, nakliye maliyeti. Yani bir şey alırken kalıp ne kadar büyük olursa fiyat o kadar düşük olur. Küçüldük sıra fiyat yükselir. Yani buna benzer çalışmalar yapılması lazım. Bugün pandemiden dolayı bu pahalılığın artmasında özellikle pazarlar ciddi manada sokağa çıkma yasaklarından dolayı ürün temininde sıkıntılar yaşandı. Zincir marketlerde fiyatlar çok yüksek seyretti. Bugün geldiğimiz noktaya kış çok sert geçti. Özellikle seralarda maliyetlerin yüksek olmasından dolayı pahalılığın bir nevi sebeplerinden biri. Ama her şeyden önce girdi maliyetleri. Yani ülkemizde girdiyle ilgili ciddi manada sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün gübrelerde artış oldu, tarla kiralarında artış oldu, elektrik paraları arttı. Üretici ucuza mal edemediği için yüksek fiyata satıyor. Bunu aynı süt ürünlerine de bağlayabiliriz. Sadece gıdanın üzerinden gitmemek gerekiyor. Bugün sütün fiyatı 7500 lira. Bugün Karaman'da çiftçi biliyorsunuz bu Karaman'da ağırlıkta elma, şeker pancarı, mısır, hububat ekimleri oldukça fazla. Mesela mısır üreticimiz şu anda aldığım bilgilere göre 6000 lira civarında mısırın satış fiyatı var. 6000 lira mısır satan üreticimiz buna sevinemiyor. Öbür tarafta hayvancılık krize giriyor. Yemin çuvalı da 350-400 bin liraya varıyor. Bu da isterseme arz talep dediğimiz hep bu. Biz istiyoruz ki buğdayın kilosu 6000 lira olması beni tatmin etmiyor. Çiftçimizi mutlu etmiyor. Buğday 3 lira olsun, girdi maliyetleri düşük olsun. Ülkemizdeki esas temel sorun ekonominin bana göre dengelenmesi gereken, bunun adına enflasyon dediğimiz sistemin tarımı tıkadığını düşünüyorum. Yani ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar mutlaka dünyadaki yaşanan arz ve gıda talebi artışları ister istemez gıdayı da etkiliyor. Burada da buğdayın öyle bir ortamda yaşıyoruz ki arpanın kilosu 6500 liraya kadar çıkıyor. Arpa buğday geçti. Yani arpanın buğdaya geçti. Bazı bölgelerimizde buğday ucuz olduğu için hayvanlarına buğday yediren üreticilerimiz var. Halbuki buğday unluk makarnalık olaraktan ülkemizde üretilen bir ürün. Bundan dolayı da esas sorun bana göre girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı üretimde de artışlarla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün yemin fiyatı %200'e yakın arttı. 130 liradan bugün 330-360 liraya kadar çıktı. Toklu besi, süt yemi, bunların artışları da bunda etkendir. Ülkemizdeki yani şeker pancarı yine aynı şekilde. Ben hep Karaman Ziraat'ı sordum. Ben ciddi mücadele yaptım. Çünkü sahayı çok geziyoruz. Sahada sürekli üreticilerimizi ziyaret ediyoruz. Bizim şeker pancarı üretiminde ilk onun içinde olan illerden biri de Karaman. Ve bölgemizde üretilen yaklaşık 585 bin ton kotamız vardı. Bunun ekilmeyeceğini Sayın Genel Müdürümüze, milletvekillerimize beraber 2-3 defa Ankara ziyareti yaptık. Bu ziyaretlerimizde üreticimizin şeker pancarını bırakacağını izah ettik. Anlatmaya çalıştık. Sorunları anlattık. Sorunlarla ilgili maalesef beklediğimiz adımlar atılmadı. Fiyat politikası belirlerken. Sonradan da fiyat politikasını birkaç defa revize ettiler. Halen de revize etmekle ilgili çalışmaları var. Ve maalesef bizim bölgemizde Türk Şekeri tarafından 585 bin ton kotamız olmasına rağmen bunun %50'si, %48'i ekilmedi. Yani 285 bin ton civarında kotamız geri iade edildi. Bu üzücü bir şey. Çünkü çiftçimiz şeker pancarıyla ilgili çok yatırımlar yaptı. O kotaları almak için yerine göre bir daire parası, hava parası verdi kotaları almak için. Ve bugün bir çuval şekerin bundan 2 ay önce 300 bin lirayla başlayan, 360 bin liraya başlayan serüveni 1000 liraya, yani eski parayla 1 milyon liraya şekerin çuvalı satılır hale geldi. Bunlar üzücü. Tabii ülkemizde bir üretimle ilgili bir seferber olmamızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. Bir karış toprak kalmasın. Karaman'da biz şanslıyız. Halen tüm olumsuzluklara rağmen Karaman'da ciddi manada tarımsal üretimle ilgili ekimler var. Sahada ciddi manada ayçiçeği ekimleri oldu, hububat ekimleri oldu, mısır ekimleri oldu. Yani şey ne kadar şeker pancarında düşüş olsa da o araziler boş kalmadı. Diğer alternatif bitkisel üretimlerle beraber çiftçimiz üretime devam ediyor. Tabii az önceki sorunuz için de bir kısmı oradan cevap verdim. Evet. Biz ziraatı sorattan her şeyden önce burayı çiftçinin evi oradan görüyoruz. Kapımız sürekli açık, sürekli sahadayız, sürekli ziyaretlerdeyiz ve bizim bir özelliğimiz var. Sahada yerinde tespit yaptığımız, çiftçimizden bize gelen her konuyu düzenli bir çalışma yaparaktan hem siyasetçilerimize hem kurum müdürlerimize sürekli istişare halinde yukarıya taşıyoruz. Yani bununla ilgili gururla şunu söyleyebilirim. Mesela şeker pancarının ben 6 ay önce Panko Birlik Başkanımız Talha Uzer'le beraber ne önlem alabiliriz? Elimizdeki mevcut imkanlarla üretime nasıl devam edelim? Bunu söylememin sebebi şudur. Çiftçinin sıkıntısını yukarıya taşımam gerekiyordu ve şeker pancarının ülkemizin stratejik ürünü olduğunu bildiğim için bunu defayeten yukarıya taşıdık. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Her zaman bizle beraber, ne zaman ihtiyaç duyduysak da yanımızda oldular. Tabii burada onun dışında yine
Gübrede yaklaşık %250, zirayla işte %100'ün üzerinde, elektrikte %100'e yakın, mazotta %330 artışlarla ilgili sürekli bunların üzerinde duruyoruz ve hep şunu söylüyoruz. Hububat için veyahut da bitkisel üretim için girdi maliyetlerinin dengelenmesi gerekiyor. İthalatla ilgili yapılan artışlardan dolayı milli ekonomiden çıkan paranın üretimle desteklenmesini hep talep ediyoruz. Mesela benim üzerinde durduğum, en çok üzerinde durduğum konulardan biri bu. Bizim bölgemizde ister istemez bu yıl her ne kadar kışımız bereketli olsa da bahar yağışlarımız zayıf geçtiği için üretimde bu yıl geçen yıldan fazla üretimimiz olduğunu öngörüyoruz. Yani şu anda saha çalışmalarımızda bu yıl üretim rakamları ortadan iyi bir hububat üretiminde özellikle ciddi manada artışlar olacağıyla ilgili geçen yıla göre öngörülerimiz var. Ama bahar yağışlarının zayıf olması ister istemez 1 milyon dekara yakın alanda kıraç arazilerde ekim yapıldığı için ister istemez ürün artışına biraz da olsun oradan etki yapacağını düşünüyorum kuraklığın. Ama kışımız çok güzel geçti. Tabii bunun dışında mazotun, gübrenin artışıyla ilgili raporlar hazırlıyoruz. Sürekli yetkililere iletiyoruz. Tabii devletimiz de elindeki imkanlar boyunca sürekli tarımı desteklemek için katkılar yapıyor. Özellikle bu yıl ekstradan dekar başına 50 lira herhalde para verdiler tekrar yine. Yani 125 lira dönüm başına hububat ekenlere yine ekstradan mazot gübre desteği verildi. Bunlar yeterli olmuyor. Yeterli olmama sebebi şu. Özellikle gübrede dünyadaki doğalgaz artışları, gübrenin maliyetlerinin artışından dolayı devletimiz haklı olaraktan dengeleri kuramıyor. Ama kuramadığımız yerde de hep ben şunu söylüyorum. Sahayla masayı birleştirecek çalışmaların her zaman yapılması gerekiyor. Biz ziraatı olaraktan sürekli sahadan topladığımız bilgileri yukarıya aktarıyoruz. Ama zaman zaman yerine göre münabir hekimlerin sorunlarını, sulama projelerimiz hep yukarıya şunu söylüyoruz. Mesela bizim üzerinde çok durduğumuz bir konu daha var. Çiftçimizin büyük sorunu. Biliyorsunuz enerji maliyetleri çok yükseldi. Hep ben zaman zaman da hatta yazılarımda basınca çiftçiye elektrik çarpacak diyorum. Elektrikle ilgili bizim çok üzerinde durduğumuz mesela TRT payının kalkınmasıyla ilgili ben yıllarca mücadele ettim. Kaldırıldı. Buradan KDV ama %100 zam gelmiş bir elektrik değil de KDV'nin elektrikten kaldırılmasıyla ilgili bir mücadelemiz vardı. 2 yıldır sürekli sahada yetkililere bunu aktarıyorduk. KDV'nin düşürmesiyle ilgili. O da %10 civarında düşürdü ama gelen %100 zamdan dolayı bu düşüşler tarıma çok katkı sağlamadı. Elektrik paralarımız katkı sağlamadı. Burada çiftçinin alternatif kuruluşu benim üzerinde durduğum projelerden biri de GES, güneş santraliyle çiftçinin elektriğini üretmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Bunu zaman zaman yetkililere iletiyoruz. Özellikle kooperatiflerin marjinal tarım arazisinden dolayı GES projeleri katkı sağlayamıyoruz. Yani insanlar mesela bir tane örnek vereyim. Kameni köyünde bir tane üreticimizin yaklaşık günlük 2 milyon lira civarında elektrik üreten bir GES projesi var. Kendi imkanlarıyla kurmuş. Fakat yeşil hatta olmadığı için 65 gün 70 gün sulama zamanında elektriği kullanıyor. Ondan sonra toprağa veriyor. İşte bu projelerin sağlıklı bir şekilde marjinal tarım arazileri bakanlığın çalışması var. Yani şimdi GES projesi yapan adama %1 civarında bir katkı sağlanıp GES projesiyle marjinal izni verilirse o elektrikle beraber hatırlarsanız 72 saat Karaman'da bu yıl Türkiye genelinde olduğu bir elektrik kesintisi oldu. Yani bu elektrik kesintilerine boşa giden o GES projesindeki elektrikler devletimiz tarafından alınması gerektiğini düşünüyorum. Yine benim üzerinde çok durduğum projelerimizden biri özellikle kooperatiflerle ilgili, tarımsal sulama kooperatifleriyle ilgili. Biliyorsunuz yani tarımsal sulama kooperatiflerine müthiş elektrik paraları ödüyor. Ve bunların hiçbiri bu GES'ten yararlanmıyorlar. Toplaştırma yapılmış, örnek söyleyeyim bir Kılbasan köyünde yapılan bir tarımsal sulama kooperatifinin marjinal tarım arazisi olan yere biliyorsunuz ÖTV, KDV muafiyetleri var kooperatiflerin. Maliyetleri ucuz olan kurulumlar yapabiliyorlar. Tarımsal sulama kooperatifinin marjinal özelliği olan bir yere güneş paneli kurup 12 ay boyunca ürettiği elektriği tarımsal sulamada kullanmış olduğu kuyulardaki elektrikle mahsuplaşmasıyla beraber bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de çok üzerinde duruyorum. Bana göre tüm Türkiye'ye model olması gereken, üzerinde durulması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü elektrik çiftçinin en büyük maliyeti. Şu anda en büyük gider. Bugün gübreyi konuşuyoruz, her şeyi konuşuyoruz ama elektrikle ilgili ciddi üretim maliyetleri var. Bugün sulama projelerinde mesela bunu şöyle özetliyorum. Bu yıl hamdolsun 2 yıldır sıkıntı yaşamamıza rağmen İpirada Barajı'ndan kısmi olarak su verilecek. Sudura bölgesinde tarım yapan çiftçilerimizle konuşuyoruz. Üretimin düşmesiyle ilgili elektriğin katkısından bahsediyoruz. Mesela bugün geçen o baraj sahasında olan Alaçatı köyümüzü ziyaretimizde çiftçimizin bana söylediğini söylüyorum.
Başkanım dedi, 3 defa sulama yaptım bu da, eğer bunu da elektrikli kuyuyla yapmış olsaydım dedi, atıyorum 10 lira atacaktı. Şimdi 2 liraya mal oldu yani. %80 tasarruftan bahsediyoruz. Bu yüzden GES de Karaman Tarım için, Türkiye Tarım için bana göre çok önemli. Bu biz de sizin sorunuza cevaben hem tarımsal sulamadaki sorunlarını, hem gübre artışlarını, hem maliyet artışlarını, çiftçimizin içinde bulmuş olduğu krizleri sahadan hazırladığımız raporlarla siyasilerimizi, yetkililerimizi her zaman onlara sendika sorularından iletmeye devam ediyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Karaman'la anlatmak. Biz teşekkür ederiz böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için.